Arkadaşlar merhaba. Türk Dili ve Edebiyatı dersi 10. sınıf 3. ünite şiir ünitesiyle devam ediyoruz. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Veysel Altuntaş. Sizinle bugün şiir ünitesinin son dersini işleyeceğiz. Son dersimizde arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği kitaptaki soruları çözümlemeye çalışacağız. Bir bölümünü beraber bakacağız. Burada arkadaşlar 3. ünitemizin sonunda yazma tür ve tekniklerini tanıma gibi bölümler var. Sizden ricamız burada verilen metinleri okumanız ve bu metinlerle ilgili, bu söylenenlerle ilgili birer yazı çalışması yapmanızı rica ediyoruz. Bu yazı çalışmaları sizin gelişiminiz açısından oldukça önemli. Günlük tutmanızı tavsiye ediyoruz. Varsa sevdiğiniz bir tarzda şeyler yazmanızı tavsiye ederiz. Sözlü iletişimde de arkadaşlar yine aynı şekilde kendi düşüncelerinizi ya da işte hocalarınızın sizden sunmanızı istediği şeyleri sınıflarınızı, arkadaşlarınızı, ailelerinize aktarmanızı, bunları anlatmanızı bu da sizin konuşma yeteneğinizi ve sunum yapma yeteneğinizi oldukça geliştirecektir. Bu anlamda arkadaşlar çıkarımlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşınız. Burada ünite ölçme ve değerlendirme çalışmalarında İlk soruda aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi ve kelimeleri yazınız diyor. Ben hızlı olsun diye çok bekletmemek adına bazı yerlere şeyleri yazdım. Birincisi koşuk nazım biçimi halk edebiyatında koşma, divan edebiyatında gazel olarak adlandırılır arkadaşlar. Gazel türündedir. Koşma nazım biçimiyle güzelleme, taşlama, koçaklama ve ağıt koşma nazım biçimleriyle yazılan türlerdir arkadaşlar. Bunlardan zaten sizinle diğer derslerde bahsetmiştik. Halk edebiyatının en kısa nazım biçimi manidir. Şarkı ve tuyu Türklerin divan edebiyatına kazandırdıkları nazım biçimlerindendir arkadaşlar. Dördüncü sorumuz, divan edebiyatı İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatının bir kolu olup 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar varlık göstermiş ve kendi içinde kuralları olan bir edebiyattır arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Yukarıda buradaki aşağıda verilen soruda arkadaşlar ise aşağıda numaralarla verilen şair isimlerini harf ile verilen eser isimleriyle eşleştirerek harflerin numaraların yanındaki yay araçların içine yazınız diyor. Şimdi Fuzuli'nin Bengübade adlı eserinin olduğunu biliyoruz. Onun haricinde arkadaşlar böyle hani yakından kolaydan gidecek olursak hatırladıklarımızdan yakın zamanda hatırlarsanız yukarıda kaside örneğini okumuştuk. Nefi'nin yergi uzmanı olduğunu, yergide çok ileri gittiğini biliyoruz. Siham-ı kazası vardı bu anlamda. Baki'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersiyesi vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız bunu da. Onun haricinde Yunus Emre'nin Risaletin Nusiyesinin olduğunu biliyoruz. Geçiş dönemi edebiyatlarından en önemlisi olan Hoca Ahmet Yesevi'nin önemlerinden biri olan Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'ini biliyoruz. Hikmetlerden oluştuğunu söylemiştik. Kaygusuz Abdal'ın da arkadaşlar Gevhernamesi'nin olduğunu biliyoruz. Burada yukarıda kısaca tanıtılan halk edebiyatı nazım biçiminin adını yazınız diyor. Neymiş bu bahsedilen? Anonim halk edebiyatı nazım biçimlerindendir. Bu nazım biçiminde genellikle aşk, gurbet, ayrılık gibi konular işlenmektedir. Bent ve kavuştak olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kendine özgü bir ezgiyle söylenmektedir. Arkadaşlar zaten bu bent, kavuştak meselesi, aşk, gurbet, ayrılık gibi ifadelerden ve halk edebiyatı nazım biçimlerinden olduğunu söylemesiyle bunun cevabının türkü olduğunu fark etmiş bulunduk. Bir diğer soruya geçelim. Burada arkadaşlar metin parçalarını aşağıda verilen başlıklar doğrultusuna karşılaştırınız diyor. Birinci metnin birinci dörtlüğünü okuyacağım. İkinci metnin de ilk iki beytini okuyacağım. Birinci metin Çukurova bayramlığın giyerken, çıplaklığın üzerinden soyarken, Şubat ayı kış yelini kovarken, cennet demek sana yakışır dağlar diyor. Bu arada en sonunda da Karacaoğlan'a ait olduğunu biliyoruz. Son dörtlüğünü de okuyayım. Karacaoğlan size bakar sevinir, sevinirken kalbi yanar göyünür, kımıldanır hep dertleri devinir, yas ile sevincim yıkışır dağlar diyor Karacaoğlan. Bu dörtlüklerden meydana geldiğini gördük zaten. İkinci metin ise ilk iki beytini okuyacağım. Kıldı zülfün tek perişan halimi halin senin, bir gün ey bir dert sormazsın nedir halin senin. Gitti başından gönül ol serv kaddin sayesi ağla kim idibara tedbil oldu ikbalin senin. Şimdi arkadaşlar burada da Fuzuli zaten bakın burada mahlasında kullanmış oluyor pardon.
Sayeveş çoktan fuzuli haki kuyun yaslanır. Ol ümid ile ki bir gün ola pamalin senin diyor. Arkadaşlar Nazım biriminin dörtlük birincisinin ikincisinin beyit olduğunu gördük. Birinci metin hece, ikincisi aruzla yazılmıştır. Biri gazel nihayetinde, biri koşma. Nazım biçimlerini de söylemiş olduk. Birincisi koşma, ikincisi gazel. Birincisinde dil ve anlatım sade gördüğünüz gibi. İkincisi biraz daha süslü, sanatlı bir dilin olduğunu biliyoruz. Divan edebiyatın genel özelliğini veriyor. Okurken fark etmişsinizdir zaten. O ait olduğu şiir anlayışı birinci metin halk şiiri, ikinci metin ise divan şiiridir diyoruz arkadaşlar. Burada birçok soru var. Bu soruları ben yine hızlı olsun diye aktardım. Diyor ki hangileri ya da hangisi halk edebiyatı ürünlerinden değildir? Halk edebiyatı ürünlerindendir diyor arkadaşlar. Koşmanın olduğunu biliyoruz. Onun haricinde nefesin olduğunu biliyoruz. İlahinin, türkünün olduğunu biliyoruz. İslamiyet öncesi halk edebiyatından bahsedeceksek arkadaşlar, sagunun ve koşuğun da olduğunu biliyoruz. Hangileri divan edebiyatında kullanılan nazım biçimleridir diyor. Arkadaşlar divan edebiyatının nazım biçimlerinden biliyorsunuz ki burada gazel var, mersiye var, değil mi? Onun haricinde ne söyleyebiliriz buradan? Şarkı türünün olduğunu da söylemek mümkün. Buraya arkadaşlar mersiyeyi de eklememiz mümkün. Divan edebiyatında kullanılan nazım biçimlerinden ifadesinden dolayı ekleyebiliriz arkadaşlar. Bunun haricinde yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatının sözlü dönemine aittir diyor. Az önce söylemiştik zaten arkadaşlar, koşuk ve sagu bu anlamda İslamiyet öncesindeki Türk edebiyatının sözlü dönemine aittir. Anonim ve aşık halk edebiyatı ürünlerinden hangisidir ifadesini görüyorsunuz. Burada arkadaşlar koşmanın ve türkünün anonim ve aşık halk edebiyatına ait olduğunu söylememiz mümkündür diyoruz. Hangileri diyor nakarat dizelere sahip nazım biçimidir? Arkadaşlar yine şarkının ve türkünün nakarata ait olduğunu biliyoruz. Baki'nin Kanuni'nin ölümü üzerine yazdığı tanınmış eserinin türü arkadaşlar nedir? Tabii ki mersiyedir diyoruz arkadaşlar. Peki devam edelim. Burada aşağıdaki metne göre cevaplayınız diyor arkadaşlar. Sizden ricamız bu soruları okuyup buna göre cevaplarınız. Yukarıdaki metni okuyunca arkadaşlar fark edersiniz zaten. Beyitlerle yazılmıştır. Aruz ölçüsü kullanılmış ve kafiye biçimi de AA, BA şeklinde olduğu için bunun bir gazel olduğunu ispatlayabiliriz arkadaşlar. Gazeli kaside nazım biçimiyle karşılaştıracağımız zaman gazelin konusu arkadaşlar daha çok aşk, şarap ve kadındır. Ama kaside de genellikle övgü amacıyla yazılır. Bir de beyit sayısı önemlidir arkadaşlar. Gazelin beyit sayısı 5 ila 15 iken kasidenin çok daha fazladır. 33 ila 99 arasında değişmektedir arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Birçok örnek verilebilir. Evet, burada bazı sorular var. Güzel soruları okumaya çalışalım beraber. Doğrudan cevapları vermeye çalışacağım size. Aşağıda yukarıda divan edebiyatı ve halk edebiyatı ile ilgili verilen numaralandırmış ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Divan edebiyatı ürünlerinde somut konular işlenmiştir. Hayır arkadaşlar, genellikle soyut konular işlenmiştir. O yüzden içinde bir olmayanı ellerim çünkü bana yanlıştırı soruyor. İki, yani kalan cevaplara bakacağım. İki, divan edebiyatı ürünlerinde ağır bir dil kullanılırken halk edebiyatı ürünlerinde sade bir dil kullanılmıştır. Evet, bunun doğru olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 5'e bakıyorum. Halk edebiyatı divan edebiyatı sona erdikten sonra ortaya çıkmıştır. Hayır, halk edebiyatı da kendi damarında devam etmiştir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız B seçeneği 18. sorunun. 19. soruya bakıyorum. Verilen dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Köroğlu'yu medhim merdeyeğine, koç yiğit değişmez cengi düğüne, sere serpe gider düşman önüne, ölümü karşılar meydan içinde. Arkadaşlar şiirin son dörtlüğünden alınmıştır. Evet, bakın gördüğünüz gibi isim var burada. Halk şiiri geleneği doğrultusunda yazılmış. Evet, ses benzerlikleri var. Okuyunca zaten medhim merde diyor. Bakın M'lerin üst üste tekrar edildiğini, hatta 1, 2, 3, 4 defa tekrar edildiğini görüyorsunuz. İlk
mısradan itibaren. 11 lece üssüyle yazılmıştır. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 lece üssü. Anonim halk edebiyatı diyor. Arkadaşlar anonim söyleyeni belli olmayandı. Burada Keroğlu'nun ismi geçiyor zaten gördüğünüz gibi. Bu yüzden cevabımız Edirne'dir diyoruz. Aşağıdaki cümlelerde aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili bölümlerin hangisi isim tamlaması değildir diyor. Tabiat tasvirleri belirtisiz isim tamlaması, şiirin dünyası belirtili isim tamlaması, olay örgüsü belirtisiz isim tamlaması, kahramanların ruh halleri zincirleme isim tamlaması, elindeki kalın kitabı. Arkadaşlar bu bir sıfat tamlamasıdır. Hem ki yapan ki sıfat yapım ekimiz var, hem de kalın niteleme sıfatımız var diyoruz arkadaşlar. Evet, buradaki diğer soruların paragraf soruları olduğunu görüyoruz. Şöyle baktığımız zaman şuradaki sorulara bakacak olursak arkadaşlar, mesela 23. soruya bakalım sizinle beraber. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Uzaktır seçilmiyor, gönüldür geçilmiyor. Gönül bir top ibrişim, dolaşmış açılmıyor ifadesinde. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Diyor ki rediflere yer verilmiştir. Yedili hece ölçüsüyle yazılmıştır. Onun haricinde aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir. Söz sanatlarına yer verilmiştir. Kafiye düzeni AAXA'dır. Evet, AAXA olduğu gözüküyor. Söz sanatı gönül bir top ibrişim diyor. Benzetme var arkadaşlar. Yedili hece ölçüsü 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yedili hece ölçüsü var arkadaşlar. Seçilmiyor, geçilmiyor. Buradaki ek biçiminde rediflerin var olduğunu görüyoruz. Ama aşık değil, nazım biçimi olarak arkadaşlar anonim edebiyatından alınmıştır. Türk halk edebiyatı anonim halk edebiyatından alınmıştır. Bu yüzden mani türünde olduğunu da söylemek mümkün arkadaşlar. Şimdi bu tarzda arkadaşlar okuyacağımız zaman metinlerin bunların aslında birer soruların paragraf, anlam soruları olduğunu ifade etmek mümkün. Fakat bu son iki soruyu da sizinle beraber çözmek istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki gibi düşünen birinin kitaplarının ilk rafından seçilmiş olabilir? Bu anlamda bu tarz soruları çözmek de siz 10. sınıf öğrencileri için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Neden? Çünkü sınavlarda çıkacak olan sorularda okuma, anlama, yorumlama ve çözümleme isteniyor. Bu paragraflarda sizin bu yeteneğinizi arkadaşlar pekiştirmenize vesile olacaktır. Bakalım paragrafta ne diyor? Okuduğum her şiirden aynı tadı alamam. Bir şiirin söz sanatlarının, mecazlarının zenginliği o şiirden alınacak tatla özdeştir. Daha ilk dizeden başlayarak söz sanatlarını görebilmeliyim. Şiiri okurken söz sanatlarını da her yönüyle anlayabilmeliyim. O yüzden sade, anlaşılır bir dildir benim tercihim. Divan edebiyatı ve halk edebiyatından hoşlansam da kitaplığımın ilk rafında belirttiğim özelliklerdeki şiirlere yer veririm. Arkadaşlar kitaplığın ilk rafı sade, anlaşılır bir dil ifade ediyor. Tuti mucize guyen, bir kere bu sade değil. Davranın halaya, durun koçaklar. İşte baş, işte davul, işte meydan. Şimdi burada arkadaşlar söz sanatları olmasını da istiyor. Bunu da dikkat ediniz. Bu da olmaz. Aşiyanı murgi dil, yine sade bir dil değil. Bir ayna parçasından başka beni kim anlar? Bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde. Arkadaşlar burada dikkat ettiyseniz ilk dizeden söz sanatlarını görmeliyim ve şiiri okurken diyor sade, anlaşılır bir dil olması gerektiğini söylüyor. Mecazların zenginliği ön planda olması gerekiyor diyor arkadaşlar. Burada bu var gördüğünüz gibi, bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde derken aslında bir yaşamdan bahsediliyor olabilir vesaire, birçok şey söylenebilir. Cevabın denizde olduğu ortada. El seçeneğinde bazen ayak sesleri duyarım dört yanımda, bakarım masmavi, levent bir umut. Burada söz sanatlarının olmadığını ifade etmek mümkün. Bu yüzden cevabımız denizli olur. Son sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen edebiyatla ilgili eser vermiş sanatçılardan biridir diyor arkadaşlar. Buradan beraber bakalım. Bu edebiyat Türk halk edebiyatının bir koludur. Bu edebiyatta az da olsa Arapça ve Farsça kelimelere yer verilir. Allah ve insan sevgisini yoğun işleyen bu edebiyat arkadaşlar 13. yüzyılda başlamıştır diyor. Arkadaşlar bu tasavvufi Türk halk edebiyatından bahsediyor yukarıda. Bu türünde en önemli temsilcisi bildiğimiz gibi Yunus Emre'dir arkadaşlar.
Biliyoruz ki Baki, Şeyhi, Nedim bunlar divan edebiyatı sanatçılarımız. Karacaoğlan ise aşık edebiyatı, Türk aşık edebiyatı, aşık halk edebiyatı tarzı da yazan sanatçılarımızdandır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.